Merhabalar kıymetli izleyenlerim. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir önceki videomuzda izlemişsinizdir umarım. Yine ben böyle takılmalara başladım. Umarım izlemişsinizdir önceki vlogumuzu. Sizlere pazarda böyle kısa görüntüler almıştım ben. Şimdi esasen bu izleyeceğiniz vlogumuzda dünün devamı şeklinde. Biz şimdi kızlarla birlikte şöyle bir İKEA'ya gidelim. İKEA'yı bir gezelim. Gözümüz gönlümüz açılsın istedik. Geçmişten de böyle çok eskilerden de ben İKEA'yı gezerdim, çok severdim. Yine böyle fırsat buldukça gitmeye çalışıyorum. Çünkü söylediğim gibi seviyorum da İKEA'yı ben. Şimdi kızlarımla beraber Aybükem'le, Nalan Hanım'la şöyle bir İKEA'ya gidelim. Böyle hem eski günleri yad edeyim, hem şöyle bir gözüm, gönlüm, ruhum açılsın dedim. Hem sizlere de böyle bir farklı bir vlog sunmak istedim. Hani elimden geldiğince hep bunu da sizlere söylüyorum. İnşallah sizi rahatsız etmiyorumdur. Hep beraber bir farklılık yaşayalım istedim. Şimdi sizlerle İKEA'ya gideceğiz. Orada böyle sizlere küçük küçük kayıtlar almaya çalışacağım. Nalan'cığım da burada yine. Merhaba herkese. Çıktık yola. Şimdi İKEA'ya doğru gidiyoruz. Aybüke, annem ve ben. Ben de buradayım. Herkese merhabalar. Aybüke deli gözüküyor. Evet, Aybüke'cim ben de sana merhabalar diyeyim izleyicilerimizin yerine. Ankara çok soğuk. Dün azıcık böyle çok hafif kar yağdı dün akşam. Şu anda da hala onun soğuğu var herhalde, buz gibi. Biz de böyle kız kıza gideceğiz. Takılacağız. Sabahtan da ben uyandım. Hep böyle ince ince yağmur yağıyordu. Ama gerçekten hani böyle hep alıştık ya, işte yaz olunca sıcak, kış olunca soğuk diyoruz. Gerçekten Ankara hani böyle soğuk bir gününü yine yaşıyor. Hava da zaten kapalı. Biz de hani hem evde kalmayalım hem de dediğim gibi böyle bir sizlere de farklı bir şey sunmak istedim ben. Hani sizlere de o farklılığı yaşatmak istedim elimden geldiğince. Beni hoş görmenizi diliyorum her zaman olduğu gibi. Şimdilik böyle. Yine böyle şey yaparım. Size böyle yolculuğumuzdan da böyle kısa bölümler aktaracağım sizlere de. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Evet, biz şimdi İKEA'ya varmak üzereyiz. Birazdan otoparka gireceğiz. Bugün pazartesi, okullar da açıldı ama inanılmaz bir trafik vardı yolda. Tabii biraz çekim yaptı annem, hızlandırılmış yaptı. Şimdi otoparka gireceğiz. Bize de böyle güzel oldu, değişiklik oldu. Bayağıdır gelmiyorduk İKEA'ya. Yeni şeyler gelmiştir eminim. İKEA'nın ürünleri güzel oluyor, seviyoruz biz. Benim için de, ben de severim İKEA'yı. Eminim kıymetli izleyenlerimiz de, onlar da takip ediyorlardır, seviyorlardır. Ben hani çok sarstı. Geçmişte de böyle hani yıllar öncesinde de hep severdim. Fırsat buldukça böyle gelmeye çalışırdım. Tabii biraz bize uzak kalıyor. O yüzden de sık sık gelemiyoruz. Aslında sık sık gelememek de güzel değil mi? Özlüyoruz İKEA'yı. Evet. Anneciğim hiç öyle düşünmemiştim. Ama İKEA genelde şehir merkezinden uzakta oluyor. İstanbul'da da hani böyle çok merkezi yerler. Ve sanırım İstanbul'da iki tane var diye biliyorum ben. Hani bu tırlarla mallar geldiği için hani ne oluyor, o yüzden böyle o yoğunluğun dışında oluyor. Hep bina olarak hani böyle yerleşim olarak öyle tercih ediliyor. Ama otopark boş sanırım değil mi? Yer buluruz diye düşünüyorum. Girişe yakın yine bir yer. Yine de çok boş sayılmaz Aybüke, öyle değil mi? Evet, ben de şaşırdım inanın bu yoğunluğa. Neyse, park edelim, gene çekeriz. Evet, bizim yolculuğumuz bitti. Ankara'daki İKEA bir alışveriş merkezinin içinde, Nata Vegan'ın içinde. Şimdi Nata Vegan'ın içinden biz İKEA'ya gireceğiz. Zaten çok uzun sürmedi, bir 20-25 dakika kadar sürdü. Çünkü dediğimiz gibi Ankara'da her yer birbirine çok yakın. Yani en uzak diyebileceğimiz nokta bile 20-25 dakika kadar sürüyor.
IKEA'yı bulmaya çalışacağız. Çok da hakim olduğumuz bir alan değil. Ama bence okullar açılınca geldiğimiz iyi oldu. Çok kalabalık değil Allah'tan abi. Hiç kalabalık değil, hafta içi geldik. Belki ben de onu düşünmüştüm. Hani böyle pazartesi olursa yoğun olmaz. Evet, AVM iyi oldu bizim için de. Peki nerede? Acaba yanlış mı yoldayız? İşte otoparkta aslında bulabilseydik. Evet, şimdi geldik IKEA'ya. Gerçekten inanılmaz güzel şeyler var. Bayıldık. Yukarı bakalım ya. Evet, o renk bizim koltuklarımıza da güzel olabilir. Gösterelim izleyenlerimize de. 100 liraymış, bayağı da uygun. Koltuk da çok güzel, çok rahat gözüküyor. Çok tatlı değil mi? Havasını olurdu işte. Biz de yeşiliz öyle değil mi? Bu müzikler umarım sorun çıkartmaz bize. Aybikeciğim şu bahçe mobilyalarını da alalım. Evet, bunlar da çok güzel gerçekten. Çok şık duruyor. Burada berjerler var. Bu da çok tatlı bir koltuk örtüsü. Böyle ben de çiçek çok severim. Çok şeker değil mi? Evet, çok güzel duruyor gerçekten. Gözüm hep çiçeklerde. Hani böyle ev aksesuarı deyince aklım hep böyle çiçeğe gidiyor hemen böyle. Bakalım bak, başka neler var. Evet, bu da çok güzel duruyor. Ya bayıldım. Hemen böyle bu küçük gözlerim gördü. Çok güzel. Bak böyle de saksıya yerleştirmişler. Bu uzun şey. Yemek masasının arkasına bir de. Ama ben şunu çok sevdim ablası bunları. Hemen merak edenler varsa da fiyatlarını gösterelim. Saksısı 90 lira. Bitki de 300 liraymış. Bu TV ünitesi de çok güzel olmuş. Burada çok güzel kokulu mumlar var. Ben çok seviyorum IKEA'nın mumlarını. Hatta bir tanesini denemek istiyorum. Sarmış da değil mi böyle? Aa, evet, çok güzel kokuyor. Koku sarmış. Evet. Çok güzel böyle kokulu mumları var. Kokulu mumlar da 53 liraymış. Ay bizim şu ünite de çok şık. Evet, gerçekten. Çok şık. Güzel. Bu odaya da ben beğendim genel olarak. Ablama da çok yakıştı. Bu köşe koltukta televizyon odalarına inanılmaz böyle hani bütünlük katıyor, bütünleşiyor. Köşe gençlere de çok yakışıyor köşeler. Siberca bizim salonu da olur bence sizce. Otur bir abla, dene. Bir de kızlar unutmazsanız ben kırmızı mum istiyorum. Artık o beyaz mumlardan sıkıldım. Evet. Bu değil mi herkese? Evet. Aybikeciğim, bu boyutta kırmızı alalım. Vardır ben muhtemelen anne. Hani gözden de kaçırabilir. Bakarız. Kırmızı olsun. Ama şurada gerçekten video çekmek çok güzel görünüyor arka planda. Şunlardan benim işe ne lazım? İkili satılıyormuş o sanırım abla. Evet, arka çerçeveler de güzel çok olmuş. Çok rahat. Sen çok sevdin onu. Oradan. Sen mayıştın Nalan. Güzel bir dekor olmuş burası. Ya şöyle bak, arka plan olsa çok güzel durmuyor mu? Böyle devam edelim mi kızlar? Ha bak şu kenarı çekiyor. Çok çok dikkat çekiyor. Evet, çok şık gerçekten. Şöyle ortası cam.
İçini mi göster abla? Bak bu daha güzel. Bakayım. Ama bu da 9800. Şey boyut olarak aynı mı? Evet, sadece kapaklar farklı. Değil mi? Üstü cam görünüyor. Şöyle kodunu kapaklar da merak farklı. Edenleriniz varsa şöyle gösterelim. Güzel. İçi nasıl? Alpeciğim önden aldın mı bu evet, kapakları? Evet aldım. Çok ya inanılmaz güzel. Çok modern duruyor. Burada da üniteler var. Gene modern. Şık. Ben böyle daha çok hani bu mutfak ürünlerine, mutfak eşyalarına gittiğimizde hani böyle o tabak, çanak hani ben oraya böyle kendimi evet. kaptıracağım. Mum şurada var mı? Anne senin gibi. Ben görmüyorum Aybikacığım. Ha yok bunlar şey kokulu mum var. Kokulu mum evet. Kuru güller, şeyler var, kuru çiçekler var. Çok güzel gene. Kızlar bana hatırlatırsanız mutlu olurum. Sonra hani böyle tüh tüh demek istemiyorum. Çünkü benim de hani böyle ahım vahım böyle uzun uzun olur. Hiç susmam. Sizi de yormayayım, üzmeyeyim evde. Evet, bu masaya da ben de çok bayıldım. Ve 10 kişilik hani. 10 kişilik. Bizim mutfağa sığar mı acaba? Bence bu sığar yani. Bir duvar. Ama sanırım bu açılıp kapanıyor bak. Şurada şey var. Evet, doğru. Çok güzel bence açılır kapanır olması da. Ve bu mutfak da çok hoş gerçekten. Ay Bükeciğim, mutfak da güzel. Evet. Bir de böyle hani... Bak ben şu olayı da çok seviyorum. Böyle askı. Ha, askı o güzel. Evet. Sonra tezgahın ahşap olması. Hani bu, eminim bu çizilmiyordur. Evet. Hani dayanıklıdır. Çok güzel ahşap görünümü. Görünümü değil ahşap olması güzel. Yalnız söyledim. Gerçekten çok şık. Ama benim favori mutfağım şimdi geliyoruz. Anne şu sos tavalarını düşünür müsün? Şöyle. Bu büyük mü? Çok. Ne kadar? 3 tanesi 950. Bu tavalar da inanılmaz güzel. Şöyle ama açık halini göstereyim. Neden öyle şöyle 3 boyutlu. Eminim sizler çok kullanıyorsunuz. Çok kullanışlı. Zaten ama şey çok kullanışlı gerçekten. Çok güzel. Şunlar şey tahta servisler mi? Evet. Bunlar da aynı mı Aybükeciğim? Evet evet aynıları. Şimdi dolap bölümüne geldik. Giyinme bölümü. Şu karşıdaki giyinme odası çok tatlı ama. Değil mi? Gerçekten çok güzel. Hani böyle filmlerdeki dizilerdeki odalar olur ya. Şuraya tamam gelen ne? Burada ışık güzel ya. Orada bir de çekeyim sana. Şey. Hı. Saçımı düzeltip hazır aynada varken. Hoş benim bu küçük gözlerimi de biraz böyle kalem çekmiştim. O da herhalde aktı. Şöyle ve kapak fotoğrafları için de böyle arada poz vermek gerekiyor. Ya da şöyle mi yapsaydım Aybükeciğim? O zaman ışık çok karanlık olur. Olmaz oradan. Çok güzel bir giyinme odası burası da. Gerçekten. Hani böyle masa odası gibi. Evet. Ben ablamızı yakalayayım Aybükeciğim. Ablamız ilerledi biz fotoğraf çekilirken. Evet. İşte bunun bu dolapların da şey oluyor. İçinde üstünün tozunu alırken hani böyle bir bayağı bir zorlanıyoruz. Benim de kızlarım var böyle. Dolapları şeyin Aybüke'nin odasında. Evet benim ben odamdaki böyle uzun. Çift kapaklı almıştım böyle. İnanılmaz güzel. Bir de Ikea'nın ürünleri hani sizler de biliyorsunuz zaten bu raflar hani istediğiniz gibi böyle ayarlayabiliyorsunuz içinde. Evet. İşte çekmece belki istemiyor olabilirsiniz evet. Onları söylüyorsunuz. Tamamen kendi isteğinize göre ayarlıyorlar. Bizim de böyle çift dolabımız var. Bir tane öncesinden almıştım böyle yıllar öncesinden. Sonra onu da yetmiyor. Hani böyle zamanla bir şeyler yetmiyor. Sonra eşiyle de aldık. Onlar da Aybüke'nin odasında ama gerçekten büyük kurtarıcı. Büyük kolaylık. Evet. Burada böyle kendi ölçülerinize göre ayarlayabiliyorsunuz dolaplarınızı. Dolaplar gerçekten çok güzel. İçini hani, işte kullanış açısından. Şey Aybükeciğim bir de hani böyle dayanıklı. Evet. O güzel. Bizim benim işte bir dolabım yıllardır kullanıyoruz. İkinciyi daha yeni aldık herhalde birkaç sene oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadık henüz. Bir de hani dünyalar kadar içi. Burada da şeyler var değil mi? Ayakkabılıklar. Burada askı. Tabi bunlar da mesela şey yeri olmayanlar için, evi yani küçük olanlar küçük için. Küçük dolaplar var çocuklar için. Çok kullanışlı oluyor şöyle. Evet burada da böyle.
evi dar olan insanlar için güzel. Hani şey de dar da böyle küçük. Ayke'cim bu aynayı da alır mısın? Çok evet. Şeker. Ben sevdim aynayı da. Güzel bir bölüm olmuş burası da. Ben geçiyorum Ayke'cim. Tamam. Ben böyle gezdiriyorum. Ha bak bizim evdekiler bunlar anne. Bizim evimizde bunlardan var. Şu iki mumluk var. Ben de Ikea'dan almıştım. Ama işte hep Aybikacığım şu kırmızı mum bulunca alalım, değiştirelim anneciğim. Tamam. Umarım vardır. Yoksa da artık internetten söyleriz. Tutturdum çünkü ben kırmızı mum. Evet. Ablam da burada bir ayakkabılık beğendi. Güzel çıkıyorsun bu ışıklarda. Tam spot ışıkları ya. Tamam. Burası da çalışma odası bölümü. Bura bayağı kalabalıkmış. O zaman birazdan gene kayıt alırız. Şu anlık kapatayım ben. İster misin bir tane? Olur. Ben bu tatlıyı çok seviyorum. Bunu evde yapmak biraz zor bence. Aslında çok kolay bu tatlı abla. Salataya gerek yok bence. Ben dışarıda salata yapıyorum. Ve çok lezzetli olduğunu düşünmüyorum. Ailen ister misin? Olur. Küçük ya da o çok büyük bana ya. Hiç istemiyorum. Küçük varsa. Yok. Tamam boş olsun. Yemek ne aldın? Tabii ki de burada İsveç köfte yiyeceğim. Ben kanat aldım. Safarcanın kanatı. Biz iki tane İsveç köfte istiyoruz. Bir tanesinde sebze yerine patates olacak. Çok olacak. Olacak ikisinde de. Evet biz şimdi ablamla yemeklerimizi aldık ama maalesef annem oruç biliyorsunuz bize eşlik edemeyecek. Böyle yemek de istemezdim senin yanında ama. Yok anneciğim olur mu? Sen şey yapmıyorsun zaten çok. Ablam da burada güzel güzel yemeklerimizi aldık. Hadi. Size afiyet olsun anneciğim. Evet görüşmek üzere. Bunlar gerçekti diye biliyorum. Aa bak burayı görmemiştim. Çok güzeller. Değil mi? Evet. Gerçekten harika. Çok güzel görünüyor. Ay bu keçi. Ablası bak. Ablası. Tam salon bitkisi. Evet. Çok güzel. Harika. O küçücük saksılarda nasıl büyürler hiç anlamam. Yani. Evet. 1200 liraymış onlarda. Bak ay bu keçi. Hani böyle servis amaçlı. Çok güzel, çok böyle şık. Hani sunum mu diyor şimdi gençler? Evet. Sunum için harika değil mi? Bu da... Ne kadarmış anneciğim? 469 lira. Çok güzel. 470 lira yani. Bakırlar var. Burada da çok güzel tavalar var gerçekten. Bayıldık. Tek tavaları böyle hani ben çok severim. Bok tavalar da çok güzel. Ay bir bak derin büyük. Kalabalık yeni gelmiş için. Bak yeni diye yazmışlar. Evet. Ama hani dedim ben gerçekten böyle boy boy tava çok severim. Ama hani şurası da var ki hani alınacak gibi değil. Evet bir tava 800 lira. Şunlar bir büyük boyu 1200 lira. Şu boyu. Harika ama çok güzel. Yukarıdakiler halbuki evet. Onları da alabilir miyim? Aldım anne. Bak şurada senin şeylerin var hani saklama kapların var. Onlara da bakayım. Evet evimizde kullandığımız hani yıllardır kullandığımız evet. Saklama kavanozlar. Şey saklama kavanozu. Kavanozlar bunlar vakumlu olduğu için evet. Bir de 2 litre 2 litreden de birazcık bir parça daha fazla alabiliyor. Vakumlu olduğu için de inanılmaz güzel koruyor. Evet. Muhafazası güzel. Şu tuzluklardan ben farklı bulabilir miyim? Farklı alsam evlilikler artık değiştirmek bunları. İstiyorum. İşte kalabalıkta. Bir de biz hani pazartesi bugün ama inanılmaz yoğun. Trafik de çok kalabalıktı. Evet. Bunlar da çok güzel. Oklavayı senin bunlardan. Verza, evet. Kurabiye için falan değil mi herhalde? Çok tatlı gerçekten. Kalplerle. Nalancım. Ha bu takılıp çıkarabilir sanırım anne. Bak şöyle ha, evet. Kılıflı. Evet evet şu şekilde değil mi seyyar? Evet. Bu da ne kadarmış? 260 liraymış. Ama şey bu şekil vermesi çok güzel değil evet. Mi? Evet çok tatlı. Şey, değil mi? Olabilir evet. Buradan çıkma şeyimize göre bakalım. Ben yakın. Ama
şey için bu da hani böyle saksı alacaksın, saksıya yerleştireceksin. Şu orta piyandaki sanırım o bitkiden değil mi? Şuradaki. Evet. Çok güzel. Ay bu kedicim, bayıldım. Ama bak yavrumuş, düzelt bende onu içinden. Evet. Sanırım öyle. Ama hayır, böyle nefis duruyor saksıyla. Şöyle sarmaşıklar var, ay çok güzel. Çok seviyorum. Evet, çok güzel görünüyor. Bu da gerçekten şeydi, aşk merdiveni değil mi? Hani aşk merdiveni denirdi buna. Tam hani tam bilemesem de şu an aşk merdiveni. Hepsi yapar. Hadi bir tozunu alacaksın, böyle yıkayacaksın falan. Bu da kolaylık oluyor hani. Kuş sesleriyle. Bunlar şu taraftan ne? Kırmızı mı bir sürü? Bakalım. Bir de oraya bakalım. Hatırla deniyor bence. Burada çok güzel böyle saksılar var. Çeşit çeşit, boy boy. Bitki bölümüne de kuş sesleri değil mi? Bütünlük olmuş. Evet, çok güzel olmuş gerçekten. Çok güzel yapmışlar burayı böyle. Bakalım. Hmm, evet, daha hoş. Seninki sanat kokmuyor değil mi? Ama sanırım senin istediğin tarzda mı? Şunlarda varsa vardır şu. Ay, bunlar da kok. Orası göremiyorum. Yok, onlar. Bunlar da hoş. Sanırım yılbaşına gelseydik bulabilirdik anne. Yılbaşında kesinlikle bulabilirdik. İşte tam bu boyun kırmızısı olacaktı. Ama gri. Evet, bunlar da 80 liraymış bu arada. Göstermiş olalım. Bunlar da mumla altlı için değil mi? Evet. Şöyle duruyor. Evet. Bunun da şekli güzelmiş. Evet. Burada da bir kurulum var. Buradan kolay gelsin diliyoruz. Bak bunlar senin evdekinden mi anne? Yaprakları böyle yersiniz bak. Eğer farklı şey değilse sanırım böyle Aybikeciğim ya. Büyüdüğünde böyle bizim mi olacak? Evet. İnşallah büyüdüğünde büyür o zaman. Olacak. İnşallah bakabiliriz. Evet. Şöyle seni de şöyle çekeyim biraz. Geldi, size bugün arkadan çektim. Şimdi... şöyle biraz yüzümüzü. Hani böyle suratım düşmüştür eminim. Çünkü hayır. Doğru söylemek gerekirse hani yaşımdan dolayı da ne oluyor? Hani bir diyorum, yine böyle takıldım ben. Bir pazara gittim örneğin. O benim için kafiydi, yeterliydi. Hani bir de üstüne 2 ay yürüyüşü. O yüzden beni hoş görün diyorum. Her zaman olduğu gibi biliyorum şu an suratım düştü. Gerçekten yoruldum. Gayet yoruldum. Güzel görünüyorsun. Biz de ne yaptık Hatice'cim? Hani böyle birkaç parça bir şey aldık. Evet, şimdi gösteririz onları zaten ödeme esnasında. Ufak tefek böyle eksikleri vardı annemin. Onları tamamlamaya çalıştık. Hani gönlüm isterdi ki daha çok alayım. Tabii canım, çok güzel, çok efsane şeyler var ama tabii inanılmaz pahalanmış maalesef. Tamam, bir sıraya geçelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Nizam Bey. Sen kaçtın? Evet, az önce ben aslında şeyleri gösterecektim. Neler aldık, neler almadık. Onları gösterecek. Tabii alamadığım şeyleri gösteririm. Onları gösterecektim size. Ancak şey oldu. Telefonumun şarjı bitti. Telefon kapandı pat diye. O sırada tam işte ablam çekebildi mi bilmiyorum. O bir şeyler çekmeye çalıştı. Şimdi tekrar geri döndüm. Allah'tan yanımda şarj aletimi almıştım. Power bank'im yanımdaydı. Böyle aldık poşetimizi. Artık evde mi gösteririz, başka bir videoda mı gösteririz bilemiyorum ama. Şimdi de bu tarafta böyle paketli ürünleri İnceliyoruz. Atıştırmalıklar varmış burada da. Burada da zaten şey satılıyor. IKEA'nın yemek bölümünde olan ürünler dondurulmuş bir şekilde bulunuyor. Mesela burada İsveç köftesi ne kadarmış? 350 liraymış 1 kilosu. Bu işte yukarıda aslında yediğimiz yemek. İşte ya da sarımsaklı ekmek. 300 gramı 82 liraymış. Bunlar direkt paketli dondurulmuş olduğu için alıp evinizde de tüketebiliyorsunuz. Canınız istediği zaman. Çünkü dediğimiz gibi hani IKEA gerçekten uzak aslında. Hani çok merkeze yakın olmuyor.
burada da peynirli tavuk köftesi varmış. 1 kilosu 189 liraymış. Şöyle göstereyim. Aslında çok sağlıklı olmasa da ben bu dondurulmuş ürünleri seviyorum. İşte annem olmadığı zamanlarda falan ablamla tüketebiliyoruz dolaptan çıkarıp. İsveç çikolatası böyle kahveyle. Evet. İsveç çikolatası varmış burada da. Oreolu, fındıklı. Tabii İsveç çikolatası olduğu için de fiyat farklarını görebilirsiniz. Ama annemler bana sürekli çekim yap deyip beni bırakıp uzaklara gidiyorlar. Beni kandırıyorlar. Başlarından atmaya çalışıyorlar sanırım. Şuradan çıkışa doğru gidiyoruz. Şöyle sizi çekeyim ben. Evet, Ikea'dan da çıkmış bulunuyoruz şu anda. Evet, biz şimdi çıktık AVM'den arabaya doğru gidiyoruz. Ikea'dan sonra biraz daha dolandık, mağazalara baktık. Ama arabamızı bulabilecek miyiz onu emin değilim. Çünkü tertemiz, nereye koyduğumuza bakmadık. Ay, bir kere söylediğim gibi tertemiz çıkana kadar uğraştık. Ve bulduk. Gözlerimi açamıyorum yani, o kadar yoruldum. Evet, çok yorulduk gerçekten anne. Bu şekilde şimdi evimize doğru gidiyoruz. Gerçekten çok yorucuydu ama. Tekrar merhabalar diyorum ben sizlere. Son derece yorgun, böyle bitkin bir şekilde ben evime döndüm. İnanın külçe gibiyim. Ikea'da da her şey çok güzeldi. Sizlere de bir kısmını sizlerle paylaşmaya çalıştık. Her şey tabii ki tahmin edeceğiniz gibi mükemmel, olağanüstü. Ama ne var ki her şey imkanlarımız ölçüsünde. Almak istediğim, böyle gönlümün kaldığı, aklımın kaydığı birçok bir şey vardı. Ama küçük küçük böyle bir şeyler alabildim kendime. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir sos tenceresi aldım, 3 boyutlu. Sizlerin de birçoğunuz kullanıyordur bu tencere, de kullanışlı oluyor mutfakta. Şöyle aklım kaldı. Geçmişte de böyle almıştım ama kıyıp da kullanmadım. Açık söylemek gerekirse kızlara kattım böyle hani. Sonra işte hala burada duruyor. Şöyle bir kase aldım. Mutfakta kullanırım diye düşündüm. Şöyle bir kase aldım. Şu kızlar kendilerine şöyle fırça aldılar. Hani şöyle üzerlerini derli toplu toparlasın diye hani böyle. Sonra şöyle mutfak için ben havlu aldım kendime. Ters gösteriyorum galiba. Şöyle yapayım. Mutfağımda kırmızı olduğu için böyle gri dedim, hani daha hoş mu görünür acaba diye gri aldım. Dediğim gibi böyle bir şey alamadım. Şöyle bir de kızlar, anne dediler hani ihtiyacımız var. Evet, ihtiyacım da vardı. Eksiklerdi, hiç bitmiyor zaten. Şöyle ahşap kaşıklardan aldım. Kısmet olursa kullanacağım mutfağımda. Her şeye hani böyle baktım, iç geçirdim, evime geldim. Olsun, sağlık olsun. Bu güzel akşamda her şey gönlünüzce olsun diyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.